Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta olmasını diliyorum. Bugün umarım güzel bir top açılım yaparak haftaya da iyi başlarız. Hemen ileri diyelim. Günlük MyClub giriş hediyemizi aldık. Onun dışında bir de yeni bir kampanya var arkadaşlar. Hemen ona değinerek başlayalım. Ne yazık ki kampanyada MyClub parası yok. Hani ben MyClub parası var mı diye baktım. Yok. Günlük 3 beceri fişi ve 3 pozisyon takviyesi. Hediye edecek konemi 7 gün boyunca giriş yaptığımız zaman bu hediyeleri alacağız. MyClub parası hediyesi yok. Hani geçen haftaki gibi günlük 100 MyClub parası hediyesi ne yazık ki yok. Ama bugün 6 tane maç diye geldi arkadaşlar. MyClub parası ihtiyacımızı buradan karşılayabiliriz. Hemen gö göstereyim. E, futbola giriş yapalım. Çünkü MyClub parası kazanabileceğimiz tek yer burası. Maç diye diyorum. 6 tane maç diye ve hepsinde de MyClub parası kazanılabiliyor. Şöyle bir en sonlara bir gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane maç dayı var. Hemen bir tanesini örnek olarak gösterelim. Katıl diyorum. Buradan bir kulüp seçelim. Manchester City'yi seçtim diyelim. Burada önemli olan arkadaşlar ilerle diyelim. Hemen bir hediyeleri göstereyim. My Club paraları için 5500 etkinlik puanını almam gerekiyor. Etkinlik ayrıntıları diyelim. Yani her maç oynadıktan sonra kazandığımız o etkinlik puanları birikecek ve sonunda 5500'e ulaşırsak myclub parasını alıyoruz 6000 yaparsak bir de yönetim beceri desteği de gelecek 6000 puana kadar hepsinde çıkmamız gerekiyor tüm bu ödülleri almak için derecesi 900 ve üzerindeki arkadaşlarım her birinden 100 myclub parası kazanabiliyorlar 600 myclub parası eder bu. Orta düzeydeki arkadaşlarım ise 75 MyClub parası kazanabiliyor her birinden. Bu da 450 MyClub parası eder 6 tanesi için. Ve temel düzeydeki arkadaşlarım da toplamda 300 MyClub parası kazanabiliyor. Tabii ki çok güzel yani 600 MyClub parasına kadar kazanılabiliyor. Ama kötü olan tarafı da şu yani bunları bitirmek çok zaman alıyor. Her birinde 6000 etkinlik puanı ve 6 tane de maç var. Geçen haftakini ben neredeyse son böyle anlarda bitirmiştim. Çünkü vakit bulmak da zor ve 6 tane altısında da 6000 etkinlik puanı. Biraz bu hafta da çok maç oynayacağız. Maç da ileride öyle görünüyor. Şimdi önemli olan tarafa geçmek istiyorum arkadaşlar. Günlerdir beklediğimiz an 4 tane takımı kulüp seleksiyon oyuncuları geldi. Birbirinden güzel oyuncular var sözleşme diyelim. Hani 600 Michael parası kazanma şansı özellikle de Michael parası olmayan arkadaşlarım için çok iyi oldu. Özel diyelim. Lazio, Juventus, City ve Liverpool. Ben öncelikle City'den başlamak istiyorum. Kaleci Ederson'u düşürebileceğiz mi? Şöyle bir kaleden başlarsak harika olacak. Daha önceki videolarımda istediğim oyuncuları hani paylaşmıştım sizlere arkadaşlar. İlk 3 sırayı istiyorum. Aynen buradaki görüldüğü gibi De Bruyne, Ederson ve Sterling. En çok istediğim üçlü bu. Listenin hemen ilk üç sırasında ve en yüksek seviyeli oyuncular da bunlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. İnşallah haftaya güzel başlarız ve böyle devam eder. Haydi bakalım anlaş diyoruz. 100 Michael parası verdik. Anlaş dedik. Bakamıyoruz ama acaba ya kaleci Ederson'la başlasak çok iyi olacak. Yap bir Ederson. Sol ayaklı biri geliyor. Ederson olmadı. Hani Ederson'la başlayabilir miyiz dedik başlayamadık. Fodun geldi arkadaşlar. Genç yetenekleri Fodun geldi. Göbek oyuncusu. İleri diyelim. Yani saydığım üçüsünden biri gelmedi ama Fodun da tabii ki iyi bir oyuncu. 100.000 parasını verelim, anlaş ama Fodun'u fulllemek için çok fazla antrenör gerekiyor. 200.000 üzerinde antrenör basmamız lazım. Şimdi yeter ki Fodun'u bir daha vermesin. Yani verme ne olur. Bu sefer sağ ayaklı biri geliyor. İki numaralı Walker olmalı. Evet sağ bekleri geldi. Ya üç tane oyuncu saydık. Şu ana kadar bir tanesini vermedi. Bu da güzel bir oyuncu ama. Ben Juventus'tan Cuadrado'yu istiyordum sağ bek oyuncusu olarak. Walker geldi. Umarım oradan Cuadrado gelmez artık. Şu an bir göbek bir sağ bek geldi. Bir yüz parası. Sterling gelsin bari. Yani Sterling'i de çok severim ben. Hadi bir Sterling. Hadi Konemi. Sayaklı biri geliyor. Aman Volker olmasın. Volker olmasın. 9 numaralı formasıyla forvetleri Jesus olmalı arkadaşlar. Evet Jesus, Jesus geliyor. 3 tane oyuncu saydık. 3'ü de gelmedi ne yazık ki. Ama 3 tane farklı oyuncu geldi. Gelen oyuncular da güzel. Bugünkü Manchester City maçlarında bunları da kullanabiliriz. Hem kendi takımların oyuncuları hem de fazla etkinlik puanı veriyorlar. İleri diyelim. Ne yazık ki Manchester City'de istediğim 3 tane oyuncu gelmedi. Ama gelen oyuncular da güzel. Şöyle Liverpool'la devam etmek istiyorum arkadaşlar. Liverpool'da da istediğim oyuncuları daha önce paylaşmıştım ben. Yani buradan Van Dijk'ı istiyorum. Salah'ı ve yani sol bekleri Robertson'ı istiyorum. Yani istediğim 3 oyuncu bu. Ama hangisi gelirse de kabulümdür. Yani hepsi birbirinden güzel. Bakalım anlaş kim gelecek. Yani adını andım bugün gelmedi. İsim vermeye korkuyorum. Hani bu da gelmez diye. Bu sefer var şansımız dönsün. İstediklerimiz gelsin. Hadi konemi. Sağ ayaklı biri geliyor. Vinaldum olmalı herhalde. 5 numaralı formasıyla Liverpool'un göbek oyuncusu. Fodun'un yanına bir başka göbek oyuncusu. Ben ya Lazio'nun göbeklerini istiyordum aslında. Şu ana kadar istediğim oyuncular gelmedi. Bari kaleciyi buradan düşürelim. Alisson'a dönelim. Normalde kaleciyi hep verir. Bu sefer de kaleci vermiyor. Bir 100 Michael parası daha verelim. Anlaş diyelim. Haydi Konem'e. Ya ismini söyledim gelmedi. Bu 5. top açılımı artık isim vermek istemiyorum. Sol ayaklı biri geliyor. Yani Sala olsaydı. Ama sol bekleri olmalı. Evet, en azından Evet, en azından evet bir an dedim şüpheye düştüm. Sol bekleri değil mi? Robertson geldi arkadaşlar. Sol ayaklı. İstediğim oyunculardan bir tanesiydi. Sağ bek Walker oldu. Sol bek Robertson oldu. Göbekler de gelmişti. Forvet de geldi. Farklı pozisyonlardan oyuncular düşürdük. Neredeyse ilk 11'i e oluşturacağız bugün. Haydi bakalım. Liverpool'dan son hakkımız. Muhammed Salah için artık son şansımızı deniyoruz. Anlaş dedik. Son akta ya bir salah olmadı Mane. İkisinden birini ver umarım. Kanat oyuncularından birini düşürürsek çok iyi olacak. Haydi konemi. Mane olmalı bu arkadaşlar. 10 numara mıydı? Evet 10 numara. Mane'yi düşürdük en azından. Bu da iyidir. Gönlüm, gönlümden geçen salahtı. Ama istediğimi vermedi. Mane'yi verdi. Mane'yi düşürdük sol açık oyuncusunu. Liverpoollu kulüp bugünkü maçta ileride seçen arkadaşların buradan gelen oyuncuları muhakkak kullanmaları gerek. Hemen şimdi Juventus'ta devam edelim. Juventus'ta da ya istediğim oyuncuları söyleyeceğim ama konemi vermiyor. Ama benim istediğim oyuncular tabii ki Ronaldo'yu çok istiyorum bu kartını da ben. Ronaldo'yu hediye etmişti Konemi. Hani gelmezse çok üzülmem en azından yeni kartını hediye etmişti. Deliti istiyorum arkadaşlar. Artık kaleci düşüremedik. Buradan Şezni'yi düşürelim diye umuyorum. Anlaş diyelim. Ronaldo ile başlarız umarım. Hadi Konemi. Bu sefer istediğimiz 3 oyuncuyu verse bari. Normalde kaleciyi çok verir. Bu sefer kaleci vermedi. Evet. Kaleci vermedi. Aa, olmalı bu saçlardan. Sağ bek oyuncusu gelmişti Volker. Şimdi istemediğimde İki tane sağ bek oyuncusu düşürdük. Ben farklı pozisyonlardan gelsin istiyordum. Ama Cuadrado da kullanılabilecek bir oyuncu. İyi bir oyuncu. iyi özellikleri de var. Ve Juventus seçildiği zaman da maçtaydı ki bugün Juventus'u e, çoğumuz seçebiliriz. Bu oyuncuları kullanacağız. Bir 100 Michael parası daha verelim. Anlaş diyelim. Bu sefer bir Ronaldo olsa ya da Delit. Bu ikisinden biri. Özellikle de Delit gelirse harika olur. Her zaman gelen bir futbolcu değil çünkü. Şezni kaleciyi düşürdük. En azından kaleci bir tane düşürdük. Juventus'tan geldi. Gönlüm Ederson'u çok istiyordu. Ama düşüremedik Ederson'u. Şezni geldi. Ve son hakkımız Juventus'ta. Bakalım son hakkımızda Delit'i düşürebileceğiz mi? Delit için devam ediyorum. Haydi Konemi. Anlaş diyelim. Umarım son hakkımızda gelir. Çok beğendiğim stoperlerden bir tanesi. Yap bir güzellik Konemi. Haydi Konemi. Sağ ayaklı biri geliyor. 4 numaralı formasıyla. İnanamıyorum arkadaşlar. Son top açılımında deliti düşürdük. 4 numarayı gördüğüm an tamam dedim ya. İşte geliyor adamımız. Deliti düşürdük. Bugünkü en iyi yani topçu bu oldu benim için. En iyi top açılımı bu oldu diyebilirim. Çok istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Formda olduğu zaman ben Delit'i muhakkak oynatıyorum. Ve Delit geldi. Umarım isteyen herkese gelir. İleri diyelim. Şimdi son Juventus. Pardon Lazio. Lazio'nun göbek oyuncularını istiyordum. Forvet'te Immobile de artık gelebilir. Ben Forvet'te Ronaldo gelirse hani onu çekerim bugünlük diyordum hani gelenler arasında ama gelmedi. Artık hedef Immobile. Lazio'nun göbek oyuncuları da iyi. İki tanesi de gerçekten iyi. Altın topları gelmesin de. Siyah top oyuncu geliyor arkadaşlar. Lazio'nun umarım siyah toplarını düşürürüz. 11 numaralı formasıyla. Bakalım. ileri diyoruz. Düşürdüğümüz oyuncu. Kore'ye düştü. Gizli forvet. Olsun. Yani iki göbek bir imobili imo, dedik. Onlardan biri henüz gelmedi. Keşke adını almasaydık. Bugün adını aldığımız pek gelmiyor. Nadir geldi. 100 mikro parası verelim. Yani. O kadar oyuncu istemiştim. Videoları da çok bahsetmiştim önceki videolarda. O saydığım oyunculardan iki tanesi bugün geldi. Haydi bakalım. Sağ ayaklı biri geliyor arkadaşlar. 21 numaralı formasıyla. Lazio'dan gelen oyuncu. Buraya burayı ileri diyelim. Milinkovic Savic. Bu kartı güzel arkadaşlar. Ben beğeniyorum Savic'i. Ee, sevdiğim oyunculardan da bir tanesi Normal gerçek hayatta da beğendiğim Oyunculardan bir tanesi Göbek oyuncusu Bu anlamda sevindim Lazio'dan istediğim oyunculardan bir tanesiydi Bari imobiliyi de Son hakkımızda düşürelim 100 myclub parası daha verelim Anlaş dedik Son top açılımı Yani sona altın topu vermesin Aman 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 Hadi konemi Siyah top geliyor Umarım eldeki az önceki gelenlerden gelmez. 10 numaraları geliyor arkadaşlar. 10 numara oyuncuları Lazio'nun Luis Alberto. iki tane göbeği de düşürdük. Ben Lazio'dan bu iki göbeği de istiyordum aslında. Bu anlamda sevindim. Lazio'dan iki tane istediğim oyuncu geldi. Ha bir de immobile olsa harika olurdu ama. Yani 3'te 3'te de biraz fazla olur diyebilirim. 3'te 3 istediğimiz oyuncunun gelmesi çok düşük bir ihtimal. Bu anlamda çok iyi. Lazio'dan en azından istediğim oyuncular geldi diyebilirim. Bunları şimdilik fullemeyeceğim arkadaşlar. Fulleme videosunu daha sonra çekeceğim. Hem de oyuncuların tek tek özelliklerine bakarız. Sizlere de güzel top açılımları diliyorum. Umarım güzel top açılımları yaparak haftaya iyi başlarız. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşürüz.